Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh resul Ekrem Efendimizin akrabalarından olan Cübeyr uzun bir süre İslam'ı kabul etmedi. Peygamber Efendimiz'i öldürmeye karar veren heyette o da bulundu. Bedir gazvesinde müşriklerin arasında yer aldı. Uhud gazvesinde kölesi vahşi Hazreti Hamza'yı şehit edince çok sevindi. Fakat Hudeybiye anlaşmasından hemen sonra 628 yılında İslam'ı kabul etti ve çok samimi bir Müslüman oldu. Cübeyr bin Mut'im soy ilmi demek olan ensabı Hazreti Öbekir'den öğrendi. Hazreti Ömer hilafeti devrinde onun bu bilgisinden istifade etti. Yumuşak huylu uzak görüşlü bir sahabi olan Cübeyr, Peygamber Efendimiz'den 60 hadis rivayet etti ve 58 yılında Medine'de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Babası Mut'im bin Adi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten dönerken Mekke'ye gelmişti. Tabii ki Mekkeden çıktığı için artık onu koruyacak kimsesi de amcası da olmalı için e, güvenli bir şekilde Mekke'ye giremezdi. Çünkü hiçbir koruma altında değildi o zamanki Arap adetlerine göre. Yani bugün olsa herkes istediği yere istediği gibi girebiliyor zahiren. Ama o zaman böyle e, anlaşma koruma kanunları olduğu için birisinin koruması olacak? Birisiyle anlaşma olacak. Efendimiz Mekkeli ama artık bir defa terk edip taife çıktığı için üzerinden eman kalkmış oluyordu. Onların adetine göre. Efendimiz de Mekke'ye direkt girmedi. Birkaç kişiye haber gönderdi. Kendisi yine Hira mağarasını bekleyerek beni himayene alır mısın Mekke'ye girmek için diye. Onlar kabul etmediler. En son üçüncüsünde Cübeyir'in Cübeyr babası Mut'imin Adih kabul etti. Akraba da olduğu için Efendimiz onun korumasıyla Mekke'ye girdi. O evlatlarıyla birlikte silahlanıp Efendimiz'i koruyarak Kabe'ye kadar getirdi ve Kabe'de ilan etti. Muhammed benim korumam altındadır, himayemdedir diyerek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu iyiliğini unutmadı tabii ki. Bedir esirleri ile ilgili şöyle buyuruyordu. Eğer diyordu Mut'im şimdi hayatta olsaydı ve benden isteseydi, bu esirleri serbest bıraktı. 70 tane esir hepsini de Mut'imin e, hatırına serbest bırakıldım diye buyurmuştu. Efendimizin vefakarlığını gösteren bir hadisedir bu. Cübeyr'de belki Efendimiz'i koruyan o gençler Mut'imin evlatları arasındaydı büyük ihtimalle. Ama e, sonunda iman ona nasip oldu. Elhamdülillah. O da Peygamberimizin e, Tur suresini okuyuşunu dinleyince diyor kalbim çarpmaya başladı. Kalbim uçacak zannettim diyor akşam namazında ve e, Kur'an'ın belatı karşısında Müslüman oluyor. Radiyallahu anh.